10.000 oradan. 10.000 de bastırna satışından 30. Ne? 30 mu? Yok yok, 20.000. Gel! Yeğeniniz Fikret Bey'den telgraf geldi efendim. Oku kızım, oku! Sevgili çok muhterem Biricik amcacığım, feci bir trafik kazası geçirmiş bulunuyorum. Ayağım kırıldı, hastanedeyim. Ameliyat için para lazım. Hakkınızı nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Sevgi, saygı ve hürmetlerimle ellerinizden öperim. Yeğeniniz Fikret. Vah yavrucuğum, vah! Merhaba babacığım, merhaba Lale. Merhaba kızım! Gel bak, neler olmuş, neler! Hayırdır inşallah? Fikret trafik kazası geçirmiş, hastanedeymiş! Çok da! Ya. Dünyada ne kadar bela varsa ya, bu çocuğu buluyor. Ya. Talihsiz yavrucak! Rahmetli babası da öyleydi. O kadar talihsizdi ki, burnunu karıştırırken barnağını kırardı zavallı. Ya. Bana kalırsa boşuna endişe ediyorsun. Ben de şüphelenmeye başladım zaten. Bir sene içinde 6 trafik kazası, 5 hırsızlık ve 9 yangın vakası oldu. Hepsinin sonu paraya dayandı. Yoo, fesatlık istemem! Rahmetli kardeşimin biricik oğluna hakaret edemezsiniz. Rahmetli onu bana emanet etti. Böyle konuşursanız kemikleri sızlar sonra. Ah kardeşim, ah! Ah kardeşim! O kadar yufka yüreklisin ki herkes senden istifade ediyor babacığım, yeğenin bile. Ben de aynı fikirdeyim. Bunca senedir ekmeğinizi yiyorum. Menfaatinizi korumak vazifemdir. Lütfen Fikret Bey'in istediği parayı bu sefer göndermeyin. Öyle şey olmaz! Yeğenim hastane koşelerinde acı çekiyor şimdi. Kim bilir ne kadar üzgündür yavrucak! Ana yok, baba yok başında. Üstelik ameliyat da olacak. Kasaplık koyun gibi boynu bükük zavallının. Yaz kızım, yaz! Emredersiniz efendim. Yaz, sevgili, saygılı, biricik kara yeğenim! Geçmiş olsun derken, istediğin parayı dehral telliyorum. Gözlerinden buz ederim. Kestane kebap, acele cevap, emican şefkati!
Kim bilir hayatında kaç kadın öptün? Öptüm ama senin gibisine rastlamadım. Sülük gibi yapışıyorsun adama. Dudağımın tekmir kanını toz ettin, tamam mı? Seni seviyorum Fikret. Aşkını bana ispat et. Dün akşam ispat ettik ya cacığım. Öyle değil, yalnız benim olmanı, başka kadına bakmamanı istiyorum. Başka kadına bakan imam kayığına binsin, oldu mu? Oldu. Hadi evlenelim seninle Fikret. Kızım her saat her dakika evleniyoruz, daha ne istiyorsun? Kocam olmanı, erkeğim olmanı istiyorum. İstediğim bu olsun. Önden nişan yapalım, arkası kolay. Canım benim, hayatım, erkeğim. Seveyim mi? Seninle öpüşürken yedek ciğer takmak lazım. Adamın nefesini gırtlağında düğümleyip iflahını karartıyorsun. Ayakkabıların kaç numara? Ayakkabı mı alacaksın bana? Hayır, nişan yüzüğü. Söyle kaç numara? 36. Peki ayakkabı numarasıyla nişan yüzüğünün ne alakası var? Sen anlamazsın. 39, 38, 37, 36. İlk nişanlım sensin. Sen de ilk erkeğim. Uymuyor. Dur bakayım. Anlamasan daha iyi. Parmak parmak değil, keser sapı mübarek. En büyük numara bile uymadı. Niçin acele ediyorsun canım? Yarın beraber gider alırız. Olmaz. Bugünün işini yarına bırakma demişler. Bir dakika. Nereye? Yüzük ayarlamaya. Arkadaşımda daha büyükleri var. Çabuk gel mi? Merak etme, şıpşak damlarım. Sev beni, öldür. Ölüp ne yapacaksın? Nişanlanalım daha iyi. Düğün ne zaman? Yarın gece hayatım, bu gece kompleyim. Depoda full benzin var, tamam mı? Sevgilim benim, canım. Ay can. Merhaba. Sizleri kandırdığım için özür dilerim. Trafik kazası filan geçirmedim. Gördüğünüz gibi yeni doğmuş bir katır kadar sağlamım. Amcam Şefkati Bey de çarık kuvvetli deve yüküyle para var. Arada sırada dümen çevirip para transferi yapmak büyük bir suç sayılmaz. Beni fena bir çocuk sanmayın. Talebeyim, kafam iyi çalışır. Her sene birincilikle geçerim. Tabii o iş başka, gördüğünüz numaralar başka. Delikanlı adamız, kanımız kaynıyor. Kibrit çaksam benzin gibi yanacak. Bana hızlı Fikret derler. Adamın adı çıkacağına canı çıksın daha iyi. Kimsenin dalgasını taşlamaz, tavuğuna kış demeyiz. Bilumum gariban sever bizi. Bizi diyorum, çünkü benim bir arkadaşım var. Çok kral bir çocuktur. Bitirimlik kitabını bir solukta okumuş, erkeklik okulunu birincilikle bitirmiştir. Beyni radar gibi çalışır. Eşikteki beşikteki bütün kızlar tanır onu. Ağzından bal akar. Gözüne bakıp da uyutamadığı fani, dağ anasından doğmamıştır. Su yerine rakı içer, parayı leblebi gibi yer. Kimi dediniz? Bir dakika, ismini kendi söylesin daha iyi. Buyurun. Selamün aleyküm. İsmim Lastik Ahmet. Rüzgar gibi eserim, jilet gibi keserim. Sigaramı tabancaya yakar, dumanıyla adam vururum. Enayi bulursam yolarım, kılım kıpırdamaz. Tek mil garibanı sever kollarım. Kartvizit kullanmam, tamam mı? Tanıştığımıza memnun oldum, müsaadenizle. Kutunu ver Ahmet. Hangi kutuyu? Yüzük kutusunu. Bakıyorum hızlı çalışıyorsun. Seninkiler bitti mi? Yo, büyük numara lazım oldu. Hayrola? Sanatı değiştirdin mi yoksa? Kadın için oğlum. Ağzını topla. Kadının parmağı çam kütüğü gibiyse ben ne yapayım? İki ters bakış, bir aynalı laf et postala. Kalın parmaklı gaco, acemi terziye benzer.
Dikişinde gusto olmaz, tamam mı? Tamam. Oyunun imanına hardal sürdünüz be! Oynayacak mısın, oynamayacak mısın? Bana mı dedin? Sana dedim ya! Ne dedin? 1000 lira daha dedim. Rest? Gördüm, gördüm. Kare as, sende ne var? Bende bir 7.65 Smith Wesson, bir saldırma, bir de ufak el bombası var, anladın mı? Tıraşı bırak, neyin var görelim. 2 7'li, kazandın. Al paraları. Ne yaptın lan, 2 7'liye rest çekilir mi? Yerse arkadaşım, yeni de uyanık kerizmiş, ne yapalım? Gene tersoya düştük, yarın gene açız. Ne yapacağız lastik? Gün ola harman ola, Şevkati amca sağ olsun. Gel de yarın halimiz ne olacak öğrenelim. Nasıl öğreneceğiz? İçerideki gacoların falına bakacağız. Yürü bakalım arkadaşım. Herifçioğlu 2 7'liye heybe dolusu para verdi be! Bunlarda maden var abi, maden! Biz de madenciyiz oğlum! Paranın kokusunu 100 kilometreden alırım malimalla! Bunları imanına kadar yolmak lazım abi! Tırası var evlat, zokayı yuttular bir kere! Paranın menbaını öğrendik mi kolay! Tabii. Kana kana içeriz sularını! Ne yapalım dersin? Arkadaşlara söyle uyanık olsunlar! Gölge olup yapışın kerizlere! Hadi bakalım, voltamızı alalım! Alalım abi! Erkeğin cebi delik olunca suratının rabbiyesi siliniyor arkadaş. Hiçbir eksik etek pas vermiyor. O senin kuruntun, sana hızlı Fikret demişler çocuğum. Ayağında pantolon olmayacak, gene de en kralını ayarlar, sevişirken öldürürsün, tamam mı? Nerede o günler? Açayı oynamıyor. Midemde harp var şimdi, harp. Yemekten bahsetme, bozulurum. İkmil bağırsaklarım Charleston oynamaya başladı zaten. Nasıl gitti be? 5000 kayme nasıl toz oldu be? Şimdi 2 teklik olsaydı da köfte ekmek yeseydik. Hah, zıkkım ye! Ulan öldürecek misin beni be? Motorunu çalıştır da bir çare bulalım. Nasıl? Şevkati amcana acele bir tel. Öteki ayağım da kırıldı, acele para. Yemez artık. O numara eskidi. Şş! Şuraya bak! Allah'ım, hakiki sandviç be! İçinde salam da var, salçası da caba. İstesene! Senin sesin daha güzel, sen iste. Olmaz, sen isteyeceksin. Merhaba amca! Merhaba amca! Amca, ne yiyorsun ya? Salamlı sandviç, sucuklu da var. Sucuklu mu dedin? Yeme, yeme amcacım, yeme! Sakın yeme, pis o, pis! Eşek etinden! Eşek etinden mi? Yo yo yo, at etinden! Birazcık da fare budu var içinde ya! Ay, midem bulandı ya! Benimki de! Allah'ıma diyorum sucuklu! Benimki de salamlı! Bir de kaşarlı olsaydı, yumul yumul! Bomba olsun da midende patlasın! Bereketli olsun! Buyur Hacı Ömer Bey amca, buyur! Afiyet olsun, işim acele, postaneye gidiyorum. Hayrola? Bizim çocuk evleniyor, acele 5000 telliyorum. Hadi, eyvallah, hoşçakalın. Öyle öyle. 5000 lira mı? Evleniyor mu? Vay kerata vay! Ne çabuk iyileştin de, ne çabuk nikahlandın! Seni çapkın seni! Lale kızım, bir daha okuş telgrafı bakayım. Hadi! Sevgili, şefkatli Biricik amcacığım! Sana yüzüm kızararak yazıyorum. Hastaneden çıkar çıkmaz nikahlandım. Çünkü mecburdum. Anlarsınız ya amcacığım. Düğün yapmayacaktım ama senin şerefini düşünerek yapmaya karar verdim. Şanına layık bir düğün için lazım gelen parayı yollamanı beklerken... ...yumuşak ellerinden... ...hasretle, saygıyla, sevgiyle, hürmetle öperim amcacığım. Yeğenin Fikret. Seni çapkın seni! Tıpkı rahmatlık kardeşime çekmiş. O da oğlu gibi çapkınıdı. Sokakta yürüdü mü, tek bir cinsi latiflerin yüreğe... ...Ramazan topu gibi gümbür gümbür atarıdı.
Hemen para yollayayım kerataya. Rica ederim baba, bu kadar saf olma. Madem evleniyor, niçin seni düğüne davet etmiyor öyleyse? Allah Allah! Ah benim akılsız kızım, anlamadın mı? Çocukcağız bir kusur etmiş, utanıyor. Gidip mahcup eder miyim hiç? Ah, ne kadar utangaç olduğunu bilirsin. Belli, belli. Haddim olmayarak size para göndermemenizi tavsiye edeceğim beyefendi. Öyle ya ama yok! Koskoca Şefkati Bastırnacıoğlu'nun yeğeni, öyle düğünsüz derneksiz evlenemez. Yaz bakalım kızım, yaz! Saygılı Biricik yeğenim, tebrik eder seni de, gelinimi de gözlerinizden öperim. Sana 10.000, yok yok, 20.000 gönderiyorum. Bastırnacı oğullarının şanlarına layık bir düğün yap. Kestane kebap, acele cevap. Emican Şefkati. Kesenize bereket beyim. Şefkati amcanın kesesine bereket desene şuna. Hatırlatma, vicdanım inim inim inliyor zaten. Hangi vicdan arkadaşım? Sarı vicdan mı yoksa dansöz vicdan mı? Boş versene sen. Tek sahibi olduğunuz bu evi beğenmenizden belli. Bu civarda böyle konforlu, böyle bir lüks köşk bulamazsınız. Perdahlamayı bırak da bizim komisyonu uçlan bakalım. Cebimizin astarı şenlensin. Ne komisyonu? Senin anlayacağın avanta istiyor ahbap. Beni buraya o getirdi. Lastik Ahmet'in uyudur. Komisyon almadan merhaba bile demez. Tosta bakalım bir çarşaf. Sizi kıracağım ama kafamı kırarım dahi. Buyurun. Helal! Hadi bakalım voltanı al ufak ufak. Allah ömürler versin beyim. Güle güle oturun. Eyvallah. Tuttuğun altın olsun Şefkati bey amca. Sahi halinde fakirler sevindi gene. Parasız hayat suyu çekilmiş bostan kuyusuna benzer arkadaş. Şık şık eden akçadır, kadını gösteren kalçadır, tamam mı? Tamam. Ya Napolyon Bonaparte ne demiş? Para, para, para demiş. Ya Lastik Ahmet ne demiş? Kadın, içki, kumar. Rest. Gördüm. Ben de gördüm. Ben de. Neyiniz var? Kare as. Ağır ol bakalım. Bende de kare as var. Bende de. Biz öksüz müyüz yani? Benimki de kare as. Yemez. Benimki hakiki, üzerinde damgası var, anladın mı? Bakıyorum makasa girdik. Hani harbi oynuyorduk, 4 tane kare as olur mu? Ben adamın... Tak koy bakalım! Senin gibileri tereyağı gibi ekmeğime sürer, bir lokmada yerim, anlaşıldı mı? Biz adamın karnından pencere açar, havalandırırız, tamam mı? Fazla havalanma, üşütürsün sonra. Ulan kaşkaval, Ahmet'in masasında polim yapılmayacağını bilmiyor musun? Anlaşıldı. Sırtınız kaşınıyor sizin. Benim makine de paslanmıştı. Yağlayalım arkadaşım! Bu hızlı Fikret için, bu da benim için! Bu Karahas için, bu Şefkati amca için! Yumul arkadaşım! Ellerin dört görmesin, yumul! Benim işim tamam arkadaşım. Benimki de tamam. Pulunu yapıştırıp postalıyorum şimdi. Hadi iyi yolda. Hadi bakalım deve kuşları, paşa paşa oturun şuracıkta. Kardeş kardeş poker oynayın da canınız sıkılmasın bari. Bu iş burada biter arkadaşım. Ufak ufak gazlayalım ha? Tamam, şimdi içki faslı. Hadi. Gidelim. Rest! Gördüm, kare as! Benimki de. Bana da mı lolo abi, yutar mıyım hiç? Yavrum teres, yutmazsan gargara yap. Ne olacak yani? Yavaş olduk şimdi. Gazla şoför abi, gazla da egzozumuzun dumanını yutsunlar, iyi mi? Avucunu yala zampik. Şoför abim bir gazlarsan nal toplarsın nal. Senin arabanın içi geçmiş oğlum, benimki 66 Cadillac. Hayt Cadillac maşallah. Seninki otomobil değil, köfte arabası mübarek. Soğanı bol köfte var! Kıskançlıktan ayak tırnaklarını yiyeceksin be. Var mısın yarışa? Yarışı boş ver şimdi. İçki faslı. Geriye ne kaldı? Kadın, atalım mı birer tane arabaya? Böyle arabaya kadın değil, dişi sinek bile düşmez oğlum. Gazlayalım da evdeki gacoları kaçırmayalım ha! Hadi vites gazla. Değiştir abi, tak ikiye!
senin kadar güzel dans eden bir erkeğe rastlamadım. Aa, bu da bir şey mi? Bende daha ne danslar var, aklım durur. Bana öğretir misin? Sorulur mu bu gülüm? Seninle dansın orkestrasını yapacağız evvelallah. Hadi öğret öyleyse. Öğreteyim öyleyse. Budala, senin karşında hangi kadın havalanmaz? O kadar tatlısın ki. Yeme beni, yeme! Seni yemek değil, su gibi içmek istiyorum. İç hayatım, iç! Maden suyu gibiyimdir evvelallah! Böbreklerinde ne varsa söker atarım! Ulan telefon! Zevkime hardal sürmenin alemi var mıydı yani? Seni icat edenin nokta nokta, tamam mı? Alo! Alo! Bu ne tatlı sürpriz böyle? Tatlım acıma, şimdi görürsün sen! Harem hayatım! Utanmadın değil mi, hepimizi aldattın? Hani yalnız benim erkeğimdi? Yalnız seninim! Bunlara da nişan yüzüğü takmışsın? Fena mı ettik yani? Hepinizle ayrı ayrı meşgul olup nişanlandıksa fena mı ettik? Terbiyesiz! Aa! Ayıp ettin hanım abla! Biraz evvel yarım düzüne yumurta kırıp terbiyesini biçimledik, anladın mı? Ya! Lastik Ahmet, sen de buradasın ha! Kambersiz düğün olur mu çicim? Bu kadın kim? Nişanlısıyım. Cuma günü de nikahımız olacak. Avucunu yala, kimseye bırakmam onu. Yo, evimde hırgür istemem. Kozunuzu dışarıda paylaşın. Bizim kozumuz seninle. Hangimizi seçtiysen söyle, yoksa kan gönderir. Evet, hangimizi? Seni. Beni seçti şekerim, siz biraz geç kaldınız. Cuma'ya nikahımız olacak ya. Bu da kim? Tamam. Hadi bizi rahat bırakın artık! Aa, şuna bak, seni muşmula suratlı takma göğüslü karı seni! Takma mı? Güleyim bari! Hı? Eniştenize sorsanız. Şimdi sana sorarım ben! Şuraya bak, Frikin kralını yakalamışım! Kadının topuğunu bile görsem, akıntıya tek kürekle giderdim Allah'ıma! Bu da yengen! Uyum kurusun, şeftalisiz içki içemem! Napolyon Bonaparte ne demiş? Para, para, para demiş! Ya Lastik Ahmet ne demiş? Kadın, kumar, içki demiş! İçelim! Açılalım! İki ay içinde 20.000 teklik nasıl toz oldu be? Çok bile dayandı. Helal paraymış doğrusu. Bir haftaya kadar kirayı vermezsek, ev sahibi en kralından bir sepet havası çalacak bize. Tophane'de mesken çok. Ben zilliği nasıl kıracağız onu düşünüyorum. Midem suyu çekilmiş, musluk gibi ötmeye başladı bile. Ben dedim sana ama, iki kuruş ayırıp bir köşeye saklayalım dedim. Ne dedin lan, ne dedin? Her gün kafayı çekip en azından 5 karıyla grokoraman yapan ben miydim ha? Banyoyu viskiyle doldurup yıkanan ben miydim? Haftada 50 tane yüzük harcayan ben miydim ha? Yeter, kısa kes artık! Mazi kalbimde bir yaradır. İstikbale bakalım şimdi. Bakıyorum! Köprü altıyla Darül Aceze'den başka bir şey göremiyorum, iyi mi? Bir çare bulmamız lazım. Yoksa ayvayı yeriz. Uyum kurusun, çare deyince aklıma Şevkati Bey amca geliyor hemen. O iş yaş, yemez artık! Manitacılık kitabında ne kadar numara varsa hepsini okuduk! Buna kafa derler arkadaş, gaz tenekesi değil! Gıcır gıcır yeni bir numara bulmazsam bana da Lastik Ahmet demesinler! İşlet bakalım makineni! Makine çalışıyor oğlum! Şuraya bak! Hey, dön de şuraya bak! Sen evliydin! Biliyorum, son numaramız evlilikti. Ha, uyan evlat, uyan! Şimdi de çocuğun olacak, 2 aylık! Yok yok, nikahtan evvel de var 1 ay, etti 3 ay, tamam mı?
Doktor parası, çocuk arabası, masraflar, takımlar, gene masraflar... Yaşa Lastik! Sevgili, şefkatli Biricik amcacığım! Gelininiz 3 aylık hamile. Oğlan olursa ismini Şefkat'i koyacağız. Torunun için göndereceğin harçlığı beklerken... O yumuşak ellerinden hasretle, sevgiyle, saygıyla, hürmetle öperim amcacığım. Yeğeniniz Fikret. Gördünüz mü? Bebek erkek olursa Şefkat'i koyacaklarmış ismini. Ne kadir şinas, ne efendi çocuk şu Fikret! Yanılıyorsun baba. Senin iyiliğinden istifade eden menfaatperestin biri o. Ben de aynı fikirdeyim. Madem ki evlendi, çalışıp yuvasını idare etmesi lazım. Bana kalırsa evlendiğine bile inanmıyorum. Para sızdırmak için uydurulan bir yalan bu. Daha neler! Rahmetli kardeşimin masum yavrucağından ne istiyorsunuz bilmem ki! Göz göre göre aldatılmana üzülüyorum baba. Neden bir kerecik gidip kontrol etmiyorsun? Ha, sahi! Neden gitmiyorum sanki? Hemen istirahat ederim, hemen torunum yanımda doğar. Yaz kızım, yaz! Yaz! Kıymatlı, saygılı, sevgili yeğenim! Gelinime iyi bak! Çocuk tosun gibi olsun! Parayı düşünme, derhal gönderiyorum! Biz de 2 gün sonra yanına geliyoruz! 2 gün sonra gidemezsiniz, çünkü toplantınız var! Ha, öyleyse 3 gün sonra olsun, öyle yaz! Kestane kebap, acele cevap, emicen Şefkati! 3 gün sonra yanına geliyoruz! Kestane kebap, acele cevap! Amcan Şefkati! Yedik mi şimdi ayı boğan armudunu? Hem de en büyüğünü! Pılıyı pırtıyı toplayıp... kirişi kırmaktan başka çare yok! O zaman da Şefkati Bey amcadan para yerine hava alırız! Doğru be! 2 aya kalmaz mezar taşımıza... bu delikanlılar açlıktan öldü diye yazarlar! Acıklı lafları bırak da bir çare düşün! Ne yapacağız? En iyisi... boynumuza çeki taşı bağlayıp, saray burnundan pike yapmak. Hâlâ işin gırgırındasın be! Amca bey huylanmış istimi üstünde geliyor, biz aval aval düşünüyoruz. Durumu coğrafyemiz perişan arkadaşım. Dur bakayım, aklıma bir şey geldi. Hadi hayırlısı! Hemen bir kız ayarlayıp evlenirim. Dümenden tabii. Amcam voltasını alınca kızı da ehlerim. Nasıl? Ama 3 aylık çocuğu ne yapacaksın? Evelallah, adımız Hızlı Fikret. Her tarafın hızlı olsa hava gazı diyorum sana. 2 günde gece gündüz fasılasız çalışsan... gene de 3 aylık imal edemezsin. Doğru. Öyle cins kadın daha anasından doğmadı. Biz şimdi müstakbel gelini ayarlayalım. Çocuğu sonra düşünürüz. Belli olmaz, belki de hazıra konar... ısmarlama ayakkabı gibi 3 aylık hamile bir gelin bulursun. He? Önce eski defterleri karıştıralım. Karıştıralım. Vakit kaybetmeye gelmez. Tamam. Ayla, Aynur, Asuman, Ayşe, Aysel, Ayten... Ha, Ayten iyi. Alo? Ayten sen misin? Ben Fikret. Dinle bebeğim, seninle evlenmek istiyorum. Hemen şimdi! Ne? Ne dedin? Ne dedi, ne dedi? Sülalemin künyesini okudu gitti. Şırak diye kapattı. Sana ha? Hızlı Fikret ha? Yüz yüze konuş arkadaş! Sana hayır diyecek kadın daha anasından doğmadı. 2 koldan çalışalım. Sana vekalet-i umumiye veriyorum. Akşama Remzi'de buluşup, bulduğumuz gelinleri tasnif eder... içlerinden bir tanesini seçeriz. Oldu mu? Oldu! Sıkı durun kızlar! Hızlı Fikret'le Lastik Ahmet geliyor! İyi mi? İyi! Seni sevmesem ayağına kadar gelir miydim? Sana aşk-ı izdivaç teklif ediyorum. Yalanlarına karnım tok artık. Yüzüğünü al ve git! Gözüm görmesin seni, defol! Bana son bir fırsat ver, bak bu... Dur!
vekaleti umumiyeni geri veriyorum arkadaşım. Tekmil kadın milleti res çekti bizi. Ava giden avlanır Ahmet. Dedim sana, bu yüzük numarasının altından Çapanoğlu çıkacak dedim. Hı? Ne dedin lan, ne dedin? Kadın görünce hepten laçka olan ben miyim ha? Bir çiçekle yaz olmaz diyen ben miydim? Günde idare etmek için bir fırın lahmacun yiyen ben miydim ha? Harcama beni lastik! Evelallah Hızlı Fikret daha ölmedi! Görelim bakalım, Şefkati Bey amca şıp diye damlamak üzere! Biz hala hikayeyi palavra üzerinde çalışıyoruz ya! Bizim kitabımızda palavra yok arkadaş! Şimdi dışarı çıkarız, gösterdiğin gacoyu iki dakika daha ayarlar perişan ederim! Hadi gel bakalım, göster marifetini, hadi yürü! Yürü bakalım, hadi! Şuraya bak! Cümle cinsi latif kokumdan uylanıp toz olmuş! Etrafta dişi it bile yok be! O senin Hüsnü Kuruntun! Bu saatte ehli namus sokakta dolaşmaz oğlum! Peki şu karşıdan gelen ne? Mostrasına bakılırsa kadına benziyor ama... ...bayram sıpası gibi salına salına gelişine ne demeli? Tıraşı bırak da fit misin sen, onu söyle! Neşem bilir oğlum, bana değil, sana gelin arıyoruz! Hadi ayarla da görelim! Ayıp ettin şipşak! Bana bak yavrum! Buyurun beyim! Bana beyim deme! Bütün hassasiyetim laçka oluyor rahatsız! Anlamadım! Anlatayım gülüm! Seni görür görmez yıldırım çarpmış meşe ağacına döndüm! Tekmil iş takımım kezzap dökülmüş gibi yanıyor! Benimle evlenir misin? Bana bak Sümüklü, ben kocamdan memnunum. Altı tane de çocuğum var, bir tanesi de yolda. Allah arttırsın, eniştemiz çalışkanmış abla! Çalışkan ya, ne sandın? Sizin gibi zırta postları üst üste koyar da bana mısın demez, terbiyesizler! Hadi oradan, hadi, sen namusumuzda yüzdü başka yoksa karışma ama. Abi yani! Dur be tamam, ya! Tamam, tamam, gidiyoruz! Kısmetimiz bağlanmış, erkekliğimiz kesilmiş arkadaşım! Bu gidişle bir namahrem bulup Şefkati amcayı uyutamayacağız! Bana da öyle geliyor! Bari şimdiden talim yapalım da sefaleti hayatımıza alışalım. Ah, bir kadın olsaydı şimdi. Buldum. Ne buldun? Aradığımızı müstakbel karımı, Şefkati amcanın gelinini. Kim? Sen. Höst! Kafa kağıdımızın cinsiyethanesinde erkektir yazıyor evvelallah. Erkekliğine limon sıkan yok. Dinle beni. Ha? Ha? Olur mu be, olur mu be? Olur mu be Fikret? Damızlık aygırdan zemni olur mu be? Olacak arkadaşım, mümkünü yok olacak. Lastik Ahmet ne demiş? Kadın, içki, kumar. Amca beyi uyutmazsak bunları rüyamızda bile göremeyiz. İflahımız kararır. Ya yutturamazsak, bizim tekmil kıllar bedavaya mı gidecek yani? Yutacak arkadaşım, amcam değil cümle zambik takımı yutacak! Öyle bir zenne oldun ki Allah'ıma diyorum... ...Kleopatra bile senin eline su dökemez! Hadi tıraşla! Tıraşla da bacakların güneş yüzü görsün! Moruk ne zaman geliyor? Yarın! Havaalanına gidip yağ çekeceğiz! Ay! Bana bak Ahmet, edebi terbiyenle yürü! Etrafa pas verip de bunca yıllık Hızlı Fikret'in şanına leke sürme! Ne o cicim, haremi İsmet'ini kıskandın mı yoksa? Bugüne bugün nikahlım pozumdasın! Değirmen taşı gibi çalkalayıp durma, yürü! Yürüdüğüme şükret, sen bu topuklu iskarpinleri giysen ayakta bile duramazsın, anladın mı? Lafı frenle bakalım, geliyorlar! Şefkati amcaya yağların en kralını çekeceğiz şimdi! Fikret sevgili yeğenim! Muhterem amcacığım! Sen kanatına kadar büyümüşsün, öp bakayım elimi! Aslan amcacığım benim! İşte amcacığım, gelininiz şahende! Oo, maşallah! Gel kızım, öp bakayım elimi! Aha, utanırım! Pek de sıkılgan yavrucak!
Ayol ben senin babanım, gel! Gel! Gelinim Şahinde, kızım Nevin, katibem Lale! Memnun oldum! Memnun oldum, hoş geldiniz! Hoş buldum! Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sizleri gördüm daha iyi oldum! Aşkolsun Nevin, insan yengesini öpmez mi hiç? Kızcağız utangaç zaten! Hadi hadi! Hadi. Aa, açıldım artık Feder Bey, açıldım merak etme! Dur şunu dur şimdi! Canım! Sen de gel bakayım! Şöyle, biraz samimi olun canım! Ne duruyoruz, hadi gidelim, gidelim! Buyurun! İyi kızım, iyi de kuvvetlen! Torunum tosuncuk gibi olsun! Merak etme babacığım, bugünlerde iştahım yerinde! Tabii, bir de annem! Aş yeriyorsun, aş! Sorma amcacığım, hep pahalı şeyler istiyor, para yetiştiremiyorum! Ah, paranın lafı mı olur Fikret? Amcanın canı sağ olsun! Sağ olsun ya! Al kızım! İstediğini yi, istediğini al, al! İstemem babacığım, utanırım! Gücenirim ama! Teşekkür ederim bey babacığım! Bu bir şey değil kızım! Hele bana bir erkek torun doğur... ...sana 65 model kadille kalmazsam... ...bana da şefkati bastırnacı oğlu demesinler! Ne? 65 kadillak mı? Sana bir tane değil, 4 tane erkek torun doğurmazsam... ...bana da lastik... Şey amcacığım, şey kızların yanında böyle konuşması doğru değil de... Biz çocuk değiliz Fikret! Ben de hayatımda ilk defa... ...karısının konuşmasına mani olan bir erkek görüyorum. Oo, siz daha neler göreceksiniz neler! Aklınız duracak, tavana vuracak! Çocuklar, karnımız doydu! Şimdi yumuşak bir yatak buldum mu, demeyin keyfime! Olur mu oğlum, biz yabancı mıyız? Yatağınız atsa ikişer panti yatarız! Ne dersin? Nasıl arzu ederseniz babacığım, taksimatı siz yapın! Ben Fikret'le yatarım, kızım da gelinimle yatar! Nevin'le mi? Olmaz öyle şey! Niçin olmasın hayatım? Devam edin babacığım, ağzınızdan bal akıyor vallahi! Ne demiştik? Kızım gelinimle yatar, Lale de... Beni düşünmeyin efendim! Bu akşam bitirilecek yazılarım var. Çalışacağım. Divana uzanırım. Bu iş de bitti. Hadi bakalım yataklara. Yarın İstanbul'un altını üstüne getireceğiz. Erken yatalım. İyi ama amcacığım şey yani şey... Şey mi yok lan? Birkaç gün karında gayriyasan ne olur yani? Ne olur cicim? Hadi kocacığım bey babaya odasını gösteriver. Peki karıcığım. Buyurun amcacığım. Allah rahatlık versin çocuklar. Size de. Unutma karıcığım, Nevin amcamın kızıdır! Unutur muyum hayatım, unutur muyum? Biz de yatalım mı yengeciğim? Durduğumuz kabahat cicim! Hadi Allah rahatlık versin Laleciğim! Size de! Sen de çok çalışma Lale, yorgunsun zaten! Ben alışığım, merak etme! Niye soyunmuyorsun yenge? Utanırım, önce sen soyun! Çok tuhaf bir kadınsın! Mesut musun bari? Ben çok mesudum! Heyecanlısın, niye? Benim yerimde olsan mayıs çırası gibi yanar tutuşursun cicim! Anlaşılan Fikret'e deli gibi aşıksın! Aşığım tabii! Şey, sen bana bakma! Soyun, soyun canım! Sen de soyun ama! Kadın kadınayız, utanacak ne var sanki? Niye olduğunu bir bilsen! Kalbim tersine çalışmaya başladı vallahi! Burası çok sıcak, acaba böyle yatsam olur mu? Niye olmasın? Hadi onları da çıkar, çıkar, çıkar! Daha neler artık, ben de utanırım! Hadi gel yengeciğim! Geliyorum, geliyorum! Kim o? Benim Fikret! Ne var kocacığım? Gel çabuk, aç kapıyı! Geliyorum canım! Müsaadenizle cicim! Ne oldu ya? Yağma yok! Biz kereste gibi herifle yatalım, sen piliç gibi kadının koynuna gir! Arkadaşının günahını alıyorsun, içimde kötülük varsa yuh olsun bana! Seni bilirim ben! Ana bir, bacı iki, gerisini o biçim değil mi? Yok be aziz arkadaşım, yok be! Yemezler! İç bakalım şunu! O ne? Erkeklik sigortası!
Bu ilaç bütün asabata çüş deyip bilumum aynasız fikirleri zincire bağlar, iç şunu. İç diyorum. İçmem, dokunur. İçmem. Allah'ıma diyorum, eğer içmezsen amcamın koynuna sokarım, gerisini sen düşün. Peki, peki. Pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım bari. Hadi. Ey, oldu mu? Saat gibi. Hadi bakalım, gazla şimdi karıcığım. Bakıyorum birbirinizden ayrılamıyorsunuz. Ne yaparsın? Henüz balayındayız cicim. İnşallah bir yastıkta kocarsınız. Allah korusun. Ha? Anlayamadım. Şey demek isterim. Ay gel yengecim, uykun geldi baksana. Hayatımda bir kadının yanında olup da uyuduğumu hatırlayamıyorum. Bunda bir iş var. Ne işi anlayamadım. Anlama daha iyi. Oh, ayaklarım buz gibi yenge! Cins kadının ayakları soğuk olurmuş cicim! Merak etme, ben seni ısıtırım! Ay, sakın ha! Bir ısınırsam tekmil ilaç fabrikasını yerim de... ...gene de beni kimse durduramaz! Asabatıma çüş diyemez! Bana bir şeyler oluyor, içim geçiyor cicim! Hamilelikten olmaz mı? Onu geç bir kalem! Ya neden, hasta mısın? Evelallah ustayım ama... ...alacağın olsun Fikret! Fikret ne yaptı sana? Uyku ilacı içerdim ama. Kolay gelsin Lala Hanım. Teşekkür ederim. Artık çalışmayı bıraksanız daha iyi olmaz mı acaba? Siz de şu sigaranızı söndürseniz daha iyi olmaz mı? Senin için sigaramı değil, hayatımı bile söndürürüm Allah'ıma! Ben evli olduğunuzu unutmayın Fikret Bey! Seni gördükten sonra adımı bile unuttum. Eşekten düşmüş karpuza döndüm, anladın mı? Haddinden fazla küstahsınız. Lütfen beni yalnız bırakın! Hemen kızmayın canım, şaka yaptık. Soğuk şakalardan hoşlanmam. Isıtırız be güzelim, tasalanma! Hem biliyor musun? Kızgınlık sana çok yakışıyor. Benimle bu tarz konuşursanız derhal evinizi terk ederim. Sakın ha! Misafire hürmet etmesini bilirim ben. Söz mü? Söz! Artık yatsanız iyi olur, yarın bol bol çalışırsınız. Yarın çalışamam, çünkü İstanbul'u gezmek istiyorum. Çok güzel! Ben sizi istediğiniz kadar gezdiririm. Nasıl olur, siz de... İtiraz dinlemem, ben ev sahibiyim, siz de misafirimsiniz. Bakkalın çırağı gezdirecek değil ya, anlaştık mı? Pekala, anlaştık. Rahat uyuyabilirim öyleyse, Allah rahatlık versin. Size de. Ne dersen de arkadaşım, kızları görünce ikimiz de çarpıldık. Hava gazı diyorum sana! Hızlı Fikret'i çarpacak dişi de anasından doğmadı. Boş versen! Kızın gözüne girmek için bayram sıpası gibi süslenip duruyorsun. Harbi konuşalım arkadaş. Ben de evine tutuldum. Avucunu yala, amca kızını yedirmem sana. Bildiğin gibi değil. Arkadaşın zokayı yuttu bu sefer. Nevini değil yemek, koklayamam bile! Cehennemciğim, kalktım ya! Ay, kalktım amcacığım, kalktım! Giyiniyorum da amcacığım! Dur, durun bir dakika, bir dakika! Ay! Amcacığım, kusura bakmayın, çıplağım da! Sizi yedi, sizi çifte kumrular! Bakıyorum, birbirinizden ayrılamıyorsunuz hiç! Ne demişler? Balayı, cicim ayı! Hadi hoşça kalın, hadi hadi! Güle güle! Az daha ayı boğan armudunu yiyorduk ha. Kabahat sende! Şu saçların nenenin takma dişleri gibi ikide bir çıkarmasan olmaz mı? Uyanık ol! Bir saat sonra Nevin doktorda olacak. Kızın karşısına zenne kılığında çıkamam ya! Çaktırmadan orada karşılayacağım onu. İyi ki hatırlattın, ben de Lale'yi gezdirecektim. İyi öyleyse hala ne duruyorsun, gazlasana!
Depoya benzin koy da gazlayalım. Anlayamadım. Şefkati amcadan aşerme numarasıyla zula ettiğim binliklerden birini toslarsan anlarsın. Ulan şu memlekette bir seni uyutamadım be! Al bakalım hakkını. Peki ama Nevi'nin hangi doktora gideceğini biliyor musun? Ayıp salladın! Doktor Müştak Niyazi'ye gidecek. He? İğneyi niçin yapmıyorsunuz Müştak Niyazi Bey? Yapamam, çünkü gördüğüm manzara karşısında elim ayağım tutmuyor. Kadınlara iltifat etmeyi iyi biliyorsunuz. Her kadına değil. Güzel konuşuyorsam emin olun ilhamı güzellikten alıyorum. Siz bir şair olmalıydınız. Emredin, köleniz olayım. Rica ederim. Çok şakacısınız. Şakalarım hoşunuza gittiyse lütfedin de yemeği beraber yiyelim. Özür dilerim. Bir saat sonra berberimde olacağım. Randevum var. O şanslı berberin adını öğrenebilir miyim? Şişi Berber Salonu. Hoşça kalın Müştak Bey. Güle güle. Güle güle küçük hanım. Tamam efendim. Şaşılacak şey. Müştak Niyazi Bey'e ne kadar benziyorsun? Benzemiyorum, ta kendisiyim. Sizin yanınızda olmak için doktorluktan istifa edip kuaför oldum. Daha neler! Ya şimdi terziye gideceğimi söylersem? Terzi olurum. Ölünceye kadar meslek değiştirmeye hazırım. Yeter ki benimle beraber bir yemek yiyin. Sizi daha fazla üzmek istemem, kabul ediyorum. Ne zaman? Yarın. Teşekkür ederim. İsmim Ahmet. Benimki de Nevin. Tanıştığımıza memnun oldum. Ölünceye kadar hayranınızım. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Evet. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Fikret Bey. Sayenizde o kadar güzel yerler gördüm ki. Bana sadece Fikret diyebilirsin. Fazla resmiyetten hoşlanmam. Sizi henüz tanıdım. Başka türlü davranamam ki. Ben seni senelerdir tanıyor gibiyim. Belki kızacaksın ama içimi dökmek istiyorum sana. Bir erkeğin dert ortağı karısıdır. Onu hatırlatma bana. Unutur muyum? İmkanı yok karınızla aranıza girmek istemem. Ya serbest olsaydım, evli olmasaydım? O zaman belki seni severdim Fikret. Ama şimdi imkansız. Moğlan Ahmet, adım batsın değil mi? Ay, kadının da, erkeğinin de... Rezalet be! Yengeciğim! Ay. Ay, yengeciğim, yengeciğim! Hayrola cicim, ne oldu? Ay, hiç sorma, bir delikanlıyla tanıştım. İsmi Ahmet. Yakışıklı mı bari? Hem yakışıklı, hem sevimli. Yarın randevumuz var, gideyim mi acaba? Tabii ki, cicim iyi çocuktur o. Sen tanıyor musun onu? Tanımaz olur muyum? En kral arkadaş, şey demek istedim. İyi çocuk olduğunu hissettim de. İyi çocuk da. Bilsen ne kadar mesudum, onu görür görmez içim sıcak sıcak oldu. Benim de. Efendim? Ben de Fikret'i görünce içim sıcak sıcak olmuştu Nevin'cim. Sakın o delikanlıyı bekletme, randevuna tam zamanında gittim. Peki yengeciğim, bilsen seni ne kadar seviyorum ben. Havalarda uçmak, dans etmek istiyorum. Dans etmek, lay 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 lay. Daha neler, daha neler! Kız Nevin, deli misin sen? Yengeciğini yormasan ha! Dans ediyoruz babacığım! Delinin zoruna bak! Yengenin hamile olduğunu unuttun mu kız? Ay, başım dönüyor babacığım! Döner tabii! Benim akılsız Şahendeciğim, kendini düşünmüyorsun, karnındakini düşün! Hep benim yüzümden oldu, nasılsın yengeciğim? Biraz iyiciğim! Otur şuraya istirahat et! Bakayım, torunum ne alemde! Vah, zavallı yavrucak! Ağzı var, dili yok! Pek sessiz yumurcak! Dedesi kurban olsun ona! Ağlamam vallahi, utanırım! Kuşanırım ama! Olmaz! Çok teşekkür ederim babacığım! Bu bir şey mi kızım? Hele bir erkek evlat doğur, seni kraliçeler gibi yaşar! Gayret edeceğim babacığım, evelallah! Hadi babacığım, gidelim de yengemin içi rahat etsin biraz!
Doğru doğru, çok yoruldu tazecik. Şimdilik hoşça kal kızım. Güle güle babacığım. Öf beymanım, bacaklara bak! Merhume Marilyn Monroe'da bile böylesi yoktu Allah'ıma! Lafına gümrük koy! Hızlı erkek olduğumu herkes bilir ha! Şakaladık canım, kızma! Ver bakalım hakkımı! Ne hakkı? Santrafor hakkı demedik! Amcadan zula ettiğini tosla! Terbiyesiz, çek elini! Bugüne bugün haremimsin! Her tarafını yoklamak hakkımdır! Aman dikkat et! Anladık, yeme bizi, harcama arkadaşını! Al hisseni! Nereye gidiyoruz şimdi? Dertli adam nereye gider? Kör Remziye! İçelim de efkarımız dağılsın bari! Hı. Geldim beyim, aslan sütü o biçim, buz! Hop dedik! Başka bir emriniz? Gölge etme, havalan bakalım! Baş üstüne beyim! Nerede kalmıştık arkadaşım? Ahlak dersimizin 36. faslında! Tamam! Lale'yi tanıyınca hikayeyi hayatımızın ne kadar mantar olduğunu şıpşak anladım. Desene sen de Zoka'yı yuttun, Mecnun'a döndün. Aynen! Vicdanım inim inim inliyor. Şefkati amcaya yutturduğumuz dolmalar mideme taş gibi oturdu şimdi. Beni dinle Fikret! Evet, arkadaşın da Nevine Mecnun, içim Marmara çırası gibi yanıyor. Ne? Şevkati ve amcamızı son olarak yolalım. Öyle bir yolalım ki tekmil tüyler havalansın. Gene mi be kardeşim? Hani ehli namus olacaktık? Olacağız be ciğerim. Önce elimiz taş tutsun. Amcadan aldığımız mangizler sermayemiz olacak. Uyanık adamız. Bir iş tutar borcumuzu da öderiz, tamam mı? Tamam abi, tamam. Sonra da amca bey her şeyi anlatır, af dileriz. Peki ama nasıl yolacağız adamı? Uyanık ol, camiyi yürüten kılıfını da diker. Şimdi dinle beni. Bak... tamam. Yaşa lastik! Şeytana külahı ters giydirirsin. Oldu bu iş. Saat gibi. İçelim. Planımızın şerefine içelim arkadaşım. Buraya bak Remzi, damla bakalım. Geldim abi! Emret beyim! Kim kaybetmiş de beyliği biz bulmuşuz. Al şu binliği, bütün Adem babalara benden rakı postala. Postala da garibanların ciğerleri bayram yapsın. Baş üstüne beyim. Gidelim arkadaşım. Paranın üstü beyim. Kalsın ya, kalsın. Sağ olun beyim. Şansımız var evvelallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Yancı olduk şimdi. Yazık birbirimize. İstersen gel gidelim. Laleyle ne? Gördün mü abi? Herif binliği çakıl taşı gibi harcadı be! Bunlar da para ağacı! Yoksa bana da keriz Mahmut demesinler! Mahmut abi be! O ağaçtan biz de otlayacak mıyız yani? Otlayacağız oğlum! Tabii! Bu davarların peşini bırakmayın! Tamam! Paranın nereden geldiğini anlayın yeter! Hadi bolta! Eyvallah, hoşça kal! Yürü bakalım tereyağı! Şefkati bey! Sevgili gelininizi kaçırmış bulunuyorum! Acele tarafından 50.000 lira getirmezseniz, gelinizi de karnındaki yavruyu da acımadan öldürürüm. Gösterdiğim adrese yalnız gelin ve polise haber vermeyin. Yoksa imza yedi bela Cafer. Zavallı yengecim, ne yapacağız baba? Başka çare yok, istediği parayı vereceğim. Hayır amca, seni soymalarına göz yumamam. Olsa olsa... Ya ne yapacağız lan? 50.000 lira için gelinimden, müstakbel torunumdan mı olayım yani? Acaba polise haber versek nasıl olur? Öyle şey olmaz! Herifçi olan anlarsa gelini öldürür. Şahendeyi sağ salim kurtarayım, ondan sonra polise haber verir, o yeni bela Cafer denen iti yakalatırım. Bırakın bu işi ben halledeyim amcacığım. Sizin gelininizi nasıl kaçırırlarmış sorayım onlara. Parça parça edeyim. Ma aslanım, senin avradınsa benim de gelinim. Merak etme! Şefkati amcana 50.000 kağıt, sinek vızırtısı gelir! Vakit kaybediyoruz ama... şu anda zavallı kadın ecel terleri döküyor. Evet, evet, ne olur babacığım, kurtar yengemi, kurtar! Ben gidiyorum! Gelinceye kadar bir yere kıpırdamayın sakın! Delilik istemem! Ben de geleyim amcacığım! Hayır, sen eksik eteklerle kal! Sözümden çıkarsan karışmam ha!
kimse yok mu orada? Merhaba! Karşında 7 bela Cafer. Ya sen? Ben de Şefkati Bastırnacıoğlu. Memnun oldum. Kısa ve açık konuşalım. Parayı getirdin mi? Gettim. Ver. Yağma yok. Gelinimi sağ salim görmeden 10 para vermem. Pekala. Bekle burada. Sakın kımıldama yerinden. Gelinin bağlı, çözeyim de gelsin. Gelinim, Şahendacıyım benim. Aman! Yaklaşma babacığım! Bu canavar ikimizi de öldürür sonra. Seni kurtarmaya geldim. Zahmet ettin, benim için masrafa giriyorsun. Sana feda olsun yavrum, sabret meleğim. Şimdi seni kurtarırım. Hey, yedi bela! Gel, gel hesaplaşalım. Gelinini gördün. Hadi uçlan paralarda bu iş bitsin. Kızı bağladın mı gene? Mecburum. Rahat durmuyor çünkü. Hadi ver paraları. Pışık, paraları vereyim. Ondan sonra bizi temizle değil mi? Allah çarpsın temizlemem. Zaten seni temizlemek için 30 çuval sabun lazım be. Pastırma kokuyorsun, pastırma. O sözüne çüş de çüş. Fazla tıraş ettik. Hadi sökül paraları. Bir şart da veririm. Gelinimi çözeceksin. Buradan tıpış tıpış çıkıp gidecek. Ondan sonra 50.000 senin olur. Paraları görelim. Aha! Şartını kabul ettim. Benim de şartım var ama. Ne? Şimdi gelinini serbest bırakacağım. Paraları ona vereceksin. Gelinin çantayı dışarıdaki kuyuya atacak. Sen de 50'ye kadar sayıp buradan voltanı alacaksın, tamam mı? Zırtapoz, 50.000 kayma kuyuya atılır mı hiç? Sen anlamazsın moruk. O kuyu başka kuyu. Hadi saymaya başla bakalım. 1... 2, 3, 4, 5... Devam et. Bu haydutu kızdırmaya gelmez. Peki. 26, 27. 50.000 liram babacığım. 50.000. Tamam, iyi saydın mı? Saydım, saydım. Kız, ondan yana mısın, benden yana? Senden yanayım tabii ya babacığım. Aman, saymaya devam et. 7 bela bozulmasın. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Kurtuldun kızım, kurtuldum! Sayende amcacığım, 7 bela Cafer bile korktu senden! Korkar tabii, o iti elime bir geçirsem ne yapacağımı ben bilirim! Ne yapacaksın be babacığım? Bastırma yapacağım, bastırma! Paraları kuyuya attın mı? Oo, hem de öyle derine attım ki, çıkarmak için 40 kulaç ip ister Allah'ıma! Uğraşsın kerata, hadi kızım gidelim, evdekiler meraktan çatlamışlardır şimdi, hadi! Ah!
yaşlanıyorum. Ay durun, durun kızlar! Müsaade edin. Kızcağızı rahat bırakın bakayım. Zaten heyecandan helak oldu yavrucak. Aslan babacım, yengemizi sağ salim getirdin bize. Bana kim demişler kızım? Gelinimi kaptıracak göz ver mi bende? Senin hakkını nasıl ödeyeceğim amcacığım? Karımı sen kurtardın, saadetimizi sen korudun, öpeyim. Hadi hadi, acıklı lafları bırak şimdi. Al karnı da odana çık. Birbirinizi kim bilir nasıl özlediniz. Hadi. Aman amcacığım, vallahi utanıyorum. Gel hayatım, odamıza çıkalım. Herkesin yanında konuşamam seninle. Seni çapkın seni! Hadi yürü bakayım. Hey gidi gençlik, hey! Hayrola babacığım, gençliğin mi aklına geldi? Senin baban gençlik mi gördü ha kızım? Rahmetli anan kan kusturdu bana, kan! Her kadın kocasını kıskanır Şevkati Bey. Demek ki çok seviliyordunuz. Severdi rahmetli, severdi. Dertler depreşti kızlar. Gidip güzelce bir kafayı çekmek gerek. Sizler de gelir misiniz? Biz mi şey yani babacığım? Ne? Erken yatacağız da efendim. İyi öyleyse. Hoşça kalın kızlar. Güle güle babacığım. Hadi. İyi eğlenceler efendim. Randevuma yetişemeyeceğim diye öyle korkuyordum ki. Seni çok mesut görüyorum. Mesudum. Çünkü seviyorum. Ya sen? Bilmiyorum. Benim durumum biraz karışık. Nasıl hareket edeceğime karar veremiyorum. Seninle kardeş sayılırız. Dertlerini bana söyleyebilirsin. Şimdi olmaz. İleride belki sana her şeyi anlatabilirim. Hadi git artık, geç kalacaksın. Sen çıkmıyor musun? Boşuna çıkmış olacağım. Çünkü nasıl olsa randevusuna gelemeyecek. Aa, nereden biliyorsun? Çünkü... Şey, gidelim. Elini çabuk tut, kızlar çıktılar. Sermayemizi sağlama almadan parmağımı bile kıpırdatmam. Kızları darılttıktan sonra sermayenin ne kıymeti harbisi var? Haklısın, her şeyi onlar için yapıyoruz. Bu 50.000'i de onlar için iyi ettik. Hadi gazlayalım artık, bu iş tamam. Bu gece bülbül olup ötmezsem bana da Hızlı Fikret demesin. Helal, bana da lastik Ahmet. Tamam. Hadi yürü. Hayatımda hiçbir zaman şimdiki kadar samimi olmadım. Ne olur beni anlamaya çalış. Evlisin. Çocuğun olacak. Seni nasıl sevebilirim? Öyleyse iyi dinle beni. Karımı sevmiyorum ve ondan boşanacağım. Sevmediğim biri için hayatımı zehirleyemem. Peki niçin evlendin? Mecburdum. Yakında sana her şeyi anlatacağım. Belki beni affedersin, bana hak verirsin Lale. Karına acıyorum. Zavallı kadın. Kendisini sevmediğini bilse ne kadar üzülür, acı çeker. Kim bilir şu anda da seni düşünüyordur. Beklettim mi seni? Hayır, tam vaktinde geldi. Ne duruyoruz öyleyse, gidelim. Nereye? Dans etmeye, çılgınlar gibi eğlenmeye. Hadi gel benimle. A
Aferin çocuklar! Demek paranın nereden aktığını öğrendiniz. Öğrenmek ne kelime abi, künyelerini okuduk be! Kayserili Şevkati Bey, Fikret'in öz babası, herifte vagon dolusu para var! Kerizi uyutup uyutup yoluyorlar abi! Şimdi yolma sırası bizde. Hem de öyle bir yolacağız ki, tüyü dökülmüş yılbaşı hindisine dönecek ayı. Amca Bey nerede kalıyor? Fikret'in evinde! Şevkati'nin bir kızı var, Piliç mübarek! Bir de katibesi var, o da Piliç abi! Evde başka kim var? Hızlı Fikret, Lastik Ahmet, bir de şey var... Konuş yavrum, konuş! Ha, bir de gelin var abi, ama karabatak gibi, bir görürüm bir kayboluyor. Üstelik de karı gebe! Gebe mi? Evet! Bu iş oldu! Keriz Mahmut planını yaptı bile! Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Mahmut abi? Uyanık olun yavrum, uyanık! Fidyeci Nejat numarası üzerine çalışacağız. Hangisini yürüteceğiz peki? En kıymetlisini! Yani gelini! Bir taşla iki kuş vuracağız! Hem gelin, hem de karnındaki için para isteyeceğiz! Faturamız çift olacak, anladınız mı? Ne zaman yapıyoruz bu işi? Şimdi, hemen şimdi! Ondan sonra da Şevkati amcanın bankadaki parasına el koyacağız. Davranın bakalım, gelini fazla bekletmeyelim, yürüyün! Götürün! Yengeciğim, girebilir miyim? Soyundun mu? Ne biçim erkeksin anlamadım be! Avradını kaçırdılar, kılın bile kıpırdamıyor! Üstelik karşımda biş kelle gibi sırıtıyorsun! Bunların hepsi dümen amcacım, dümen! Ahmet'in dümeni! Ahmet de kim oluyor? Şey demek istedim! Ne demek istedin? Rica ederim Fikret Bey, biraz anlayışlı ol! Bir şeyler yapmak lazım! Parmağımı bile oynatmam! Nasıl olsa tıpış tıpış ayağınla gelecek buraya! O nasıl söz ulan? Kadıncağız kendi arzusundan mı kaçtı sanki? Heydutlar kaçırdılar! Zavallı gelinim, bula bula seni mi buluyorlar hep? Biraz ciddi ol Fikret, karını sevmeyebilirsin ama namusunu düşün! Ya, işin şakaya gelir tarafı yok oğlum! 500.000'i vermezsek Şahende'yi öldürürler! Üzülme amcacım! Şahende geliniz tıpış tıpış gelecek buraya! Yeter ki parayı vermesen! Bileceğim koca it! Bileceğim işte! Belki de dedendir, aman dikkatli konuş oğlum! Dikkatli konuş! Alo! Ver bana, ver! Evet benim! Ver bana! 500.000 mi? Hava kazanırsınız aslanım! Söyleyin o lastiğe, bu manitalara karnım tok benim! Bak! Edebinden kalksın gelsin! Anlamadım! Karımı mı öldüreceksiniz? Boş versene sen! Acı patlıcanı kırağa çalmaz! Ona deyin ki, Hızlı Fikret'in karnı böyle dolmalara tok! Hadi, volta! Ver oğlum! Alo! Tuh, kapattı be! Yavrum, bu ne biçim koca be? Karısını kaçırdık diye neredeyse bize teşekkür edecek! Yoksa herifi bu belalı karıdan kurtardık mı dersin abi, ha? Bu işte bir bit yeniği var ama anlayamadım gitti! Bana da öyle geliyor! Şimdi bu işi kökünden hallederiz. Bana bak kız! Aman fazla çekme, elinde kalırsın! Ne dedin? Hiçbir şey demedim. Gevezeliği bırak! Bak burada 3 kişiyiz, 15 gündür de kadın yüzü görmedik. Kocan olacak o yaldız diye 2 satır yaz da aklı başına gelsin. Sonra sana ne yapacağımızı tahmin edersin. Yaz bakalım! İki gözüm Fikret! Hayati arkadaşının durumu berbat! İstedikleri parayı göndermezseniz, ehli namusum 3 tane yarma tarafından dümdüz olacak! Kurban olayım bu işi hallet! Ekmek çarpsın manita yapmıyorum! Ben masumum!
Bu yaştan sonra sanatı değiştirmemi istemezsin, değil mi? Heriflerin gözü dönmüş, şakaları yok, çabuk parayı getirin. Şu Ahmet'e bak! Ne sanıyor be, yutar mıyım ben? Yutar mıyım hiç? Parayı vermezsek hayatı tehlikedeymiş. Yutar mıyım arkadaşım? İster yut, ister gargara yap! Ben parayı verip gelinimi kurtaracağım! Senin gibi koca yerin dibine batsın! Dur be amca, dümen diyorum sana, dümen be! Dümen mümen ben anlamam, gidiyorum! Nevin, Lale, hoşça kalın, ben gelmezsem polise haber verin! Dur çek, baba, şöyle gitme! Bakayım, çek. Ne olur, yalnız bırakma onu! Başına bir şey gelebilir! Onun başına bir şey gelmez ama... ...ne yazık ki o güzelim paralar... ...lastik tarafından deve edilecek, deve! Paradan başka şey düşünemez misin sen? Bir de seni düşünürüm! Senden iğreniyorum! Karından kurtulmak için bu şekilde hareket ediyordun! Keşke seni hiç tanımasaydım! Dinle öyleyse! Şimdiye kadar sizlere aldattık! Ben evli değilim! Karım zannettiğiniz Şahin'de de... ...arkadaşım Lastik Ahmet'ten başkası değil! Lastik Ahmet mi? Evet, Lastik Ahmet! Amcamdan para kopartmak için böyle bir oyun yaptık! Ama pişmanım şimdi! Çünkü Lale'yi tanıdım! Onu sevdim! Beni affet Lale! Hey! Sevişmeyi bırakın şimdi! Ya Ahmet'i sahiden kaçırdılarsa? Olabilir! Ahmet seni tanıdıktan sonra dürüst yaşamaya karar vermişti Nevin! Bunu unutma! Ben gidiyorum şimdi! Geç kalmadım inşallah! Helal moruk! Sözünün eriymişsin doğrusu! Paraları getirdin! Sen de sözünün eri ol, bizi serbest bırak! Bırakacağım tabii! Siz de paşa paşa gidip polisi öteceksiniz! Ondan sonra da biz garibanların ensesinde boza pişecek, değil mi? Söz veriyorum, polise haber vermeyeceğim! Sus moruk! Adımız Keriz Mahmut dedikse hepten keriziz demedik, anladın mı? Buradan çıkacaksınız ama ayaklarınız önde çıkacaksınız! Senin anlayacağın imama gündelik çalışacak o biçim! Bizi öldürecek misiniz? Nasırıma bastın, kaldır ayağını! Sen kalleş bir adamsın! Konuş moruk, konuş! Nasıl olsa iki dakika sonra nefesin gırtlağında düğümlenecek, hadi! Mahmud'um! Civan'ım! Ne var kız? Kan görünce dayanamam yiğidim, bu işi sonra yapsan olmaz mı acaba? Bana bak, karşında... ...gibi kişneme, fena yaparım sonra! Ne istersen yap, razıyım! Senden hoşlandığımı hala anlamadın mı cücüm? Yumurta gibi çocuğum, tabii hoşlanacaksın! Seni kahpe seni! Sus bakalım! Patron gelinden nasibini alsın, sıra bize gelsin, iyi mi? İyi! Demek benden hoşlandın ha? Senin gibi yarmadan hangi kadın hoşlanmaz? Ellerimi çöz de sarılayım! Ay çözeyim de sarıl yavrum! Hadi yavrum, sarıl bana! Sarıl! Şahane, gelinim! Koca Yusuf musun, mübarek avrat! Bu da Kayseri ikilemesi! Evet, dayan lastik Ahmet, arkadaşınız da yetişti! Gel bakalım! Hop! Bir tane daha! Hadi yavrum! Al, gel bakayım, fazla yatsın, hop! Hey, gel, 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 gel! Hadi! Hadi gidelim, durmayın! Nasılsın, bir şeyin yok ya amca? Demir gibiyim, hadi gidelim, durmayın, durmayın! Gelinimi aldım, geldim! Vay keratalar, bana gençliğimi hatırlattınız! Ya ben kimi hatırlatıyorum acaba? Oo, yedi bela Cafer! İster yedi bela Cafer, ister Ahmet olayım Şevkati amca! Seni kandırdık amcacığım, bizi affet! 50.000 olduğu gibi duruyor, geri alabilirsin! Dürüst yaşamaya karar verdik artık! Biliyorum, layık değilim ama Nevin'i seviyorum! Hayatımı kazanır geri dönersem onu sizden isteyeceğim Şevkati amca! Tabii Nevin beklerse beni! Seni hayatımın sonuna kadar bekleyeceğim Ahmet! Ben de seni Fikret, ölünceye kadar! Bana bakın kızlar! Eğer bu delileri seviyorsanız, bol bol çocuk yapın!
Çünküt ve Çünkülüm'ün çocuk bir erkeği yuvasına bağlayan en büyük varlıktır. Ya. Hadi oğlum çek şu fotoğrafı.